Merhabalar. <laughs> Selam Tugay'cığım. Nasılsınız? İyiyim, çok iyiyim. Enerjiniz çok güzel bu arada. Aa, evet. öyle mi görüyorsun? Yok, tükendim ben, tükendim. <gülüyor> <gülüyor> Bugün konuyu size bırakıyorum. Evet, konu zaten tükenmek. <laughs> tükenmek ama ilişkilerde tükenmek. Aslında ben geçen hafta bu konuyla ilgili çok araştırma yaptım. Kendim için yaptım. Hatta arkadaşım Erdem Taşkınsu vardır. Onun da YouTube'da kanalı var. Ona dedim ki Erdem ya bu konuyu konuştuk sen çeksene bunu dedim. Erdem belki çeker. Belki ben ondan önce çekerim ya da ben ondan önce yayınlarım bilmiyorum. Ama Erdem çok daha teknik bakabilir çünkü sosyolog o. Ben hem biraz tecrübelerimden hem de duyduklarımdan yararlanarak konuşacağım. Tükenmişlik sendromunu günümüzde herkes yaşıyor. Daha doğrusu böyle biraz yorgun, bitkin hissesi. Ay bende tükenmişlik sendromu var diyor. İşte televizyonda bazen çıkıyor. Ünlerden bilmem kimde işte tükenmişlik sendromu başlamış falan diye. Evet tükenmişlik sendromu diye bir şey olabilir. Herkes de kendi çapında kendisi yaşayabilir. Ee, bu hayattan bezginlik, yorgunluk, umudunu yitmesi, yaptığın şeyden sıkılmak, yaptığın şeyin çok rutin gelmesi gibi dertler. Ee, i̇nsanlar üzülmesin. Ee, ben bunu yaşıyorum diye herkes yaşıyor bunu. Çünkü hep bana soruluyor Nilgün işte nasıl bu kadar yoğunsun falan. Hayır ben yoğun olduğum anı koyuyorum sosyal medya onu paylaşıyorum ya da mutlu olduğum anı paylaşıyorum. ya da bir işler ürettiğim zaman paylaşıyorum. Şimdi bu YouTube videosunu paylaşınca bütün bunları çekmek belki bir gün vaktimizi alıyor. Ama geri kalan günlerde bunları paylaştığım için işte aa kadın işte üretim yapıyor sürekli diyor. yaz geldi örneğin ben kendimi tükenmiş gibi hissettim çünkü kış boyunca çok çalıştım. Çok kitap yazdım. Tükenmişliğin bu noktası e, ya da herkesten sıkılma, yorulma, dışarı çıkmak istememe, kimseyle konuşmak istememe gibi şeyler var herhalde bunun içinde. Bilmiyorum hep diyorum ya konunun uzmanları çok daha iyi biliyor. Herkese kendi o teşhisi koyuyor. Ben de tükenmişlik sendromu var. Ben de diyorum bunu. E, ama bir de ilişkilerde tükenme var. İlişki kurmada tükenme var. Bunu uzun süre evli olan insan çok anlayamaz. Flörtte tükenme. Çünkü flört etmiyor onlar. Yani düzgün, rutin bir ilişkileri var. Çünkü ben o tarafta da bulundum. Şimdi bu tarafta yalnız taraftayım da. Yabancı kaynaklardan araştırdım. Çünkü böyle çevrede doğru adam yok, doğru insan yok hissine kapılıyor kadınlar. Ve bir süre sonra haklı da çıkıyorlar. Bu da flörtte tükenme. Neden biliyor musun? Çünkü hayatlarında bir insan yokken çok fazla kişiyle acaba olur mu diye bir kahve içersin, bir yemek yersin, bir elini tutarsın, bir öpersin, koklarsın. Ama yürümüyor ilişki. Diyelim ki adam kadın adamdan çok hoşlandı, adam kadından çok hoşlanmadı. Aramıyor. Ya da günümüzde birazcık ilişki dinamikleri değişti diyorum ya. Bunu uzun süredir ilişkisi olan insanlar anlamayacak. Eskiden böyle birisini görürdün. Bin tane... Ee... Bin gün peşinden koşardın, şimdi bir gün bile peşinden koşsa yorucu geliyor. Aman iki gün uğraşacak mıyım diyor insanlar. Böyle bir ilişki dinamiklerinde bozulma var. Bu yüzden insanlar, yalnız insanlar çok kişiyle flört ediyor. Ben de iki senedir yalnız kaldım. Ee, ben de böyle flört ettiğim anları oldu ya da Hı, flört mü acaba diye düşündüğüm anları oldu. Bunları çok net ve açık söylüyorum çünkü bundan kendini suçlu hisseden ve Acil hisseden kadınlar var. Bir türlü ilişkim olmuyor. 20 kişiyle de tanıştım ama hiçbir şey olmuyor falan diye üzülenler var. Bunu böyle gayet rahat söylüyorum. E çünkü herkes diyor ki işte genç olan diyor ki biraz daha olgun olmam gerekiyor galiba. Olgun olan diyor ki keşke genç olsaydım. Şişman olan diyor ki keşke zayıf olsaydım. Zayıf olan diyor ki keşke... Hiç alakası yok. İlişki dinamiklerinin değişmesiyle ben... Belki de diyeceksin ki Nilgün sen de herkese her videoda kendinizi bunun için suçlu hissetmeyin diyorsun ama hissedilen hiçbir kötü his için suçlu hissedip özgüven yitirmeye gerek yok hayatta. İlişkide sadece bir adı kadın adamı beğendi, adam kadını beğenmedi, adam kadını aramadığıyla tükenilmiyor. Diyelim kadın da biriyle tanışıyor ya da tanıştırılıyor, benim de başıma geldi. O beni beğeniyor diyelim, ben onu beğenmiyorum. Yine tükeniyorsun, diyorsun ki bu sefer de olmadı. Bu sefer de adam beğendi, bende mi bir sorun var, ben niye adamı beğenmiyorum? Ya da bu kadar ilgi gösteriyor, çiçekler gönderiyor, ben niye gönlümü açamıyorum? Bunları da yaşıyorsun aslında bütün bunların yani bir türlü ilişkinin başlamaması ve ait hissetmeme duygusu yani sen beğensen de beğenilsen de beğenen de olsan yani sevdim sevemedim seveni sevilme şey sevdim sevemedim neydi ya canımdan böyle bezdim canın canın için şarkısı Sevdim, sevilmedim, seveni sevemedim, canımdan böyle bezdim demiş. Biliyorsun Can çatın çantasına. Bu, bu hale geliyor. Buna flörtte tükenme diyoruz. Şarkının o sözünü alıyoruz. <laughs> flörtte tükenme diyoruz. Ee, yani senin birisini beğenmemen de seni tüketiyor. Ben ne yaptım örneğin? Herkese dedim ben perhizdeyim, rejimdeyim, diyetteyim. Aa ne diyeti? Yemek, diyet yani gıda dedim. Hayır ben flörte kendimi kapattım. Çünkü yabancı kaynaklardan araştırdım bunu. Adaylar, bekarken adayların oluyor. O nedense onları evliyken ya da bir ilişkin varken ya da ilişkin kötüyken ortaya çıkmıyor adamlar. Ama bekarken sen bekarsın diye bir yazan oluyor, bir haber gönderen oluyor. Sen deniyorsun bekarsın diye yanlışlıktan değil yalnızlıktan deniyorsun. E, ve sonunda olmuyor ve diyorsun ki yok ben sevgiye layık değilim ya da kimse sevmeye layık değil. Bu düşünceler insanı tüketiyor Tugay. Bunu konuşmak istedim. Çünkü bundan suçluk duyuyorlar. Sosyal medya aplikasyonları var. Oraya giriyorsun oradan flört arıyorsun. DM'den yürüyene yazıyorsun oradan flört arıyorsun. Bundan suçluk duyulmasın. Çünkü günümüzde nasıl youtuberlık diye bir meslek varsa sosyal medyadan ilişki kurup birlikte olan insanlar var. Birçok kişiye nerede tanıştınız deyince Instagram'da, Facebook'ta. Twitter'da diye cümleler duyuyorsun artık. Eskiden var mıydı böyle? Yok. İşte yani. Facebook'ta ya gitgide artıyor bu. Gitgide sosyal medya artıyor. Bunun utanılacak bir şey yok. Bir tane şey gördüm. Ee, nerede gördüm? Ee, İnternete yani Google'da search yaparken bir kadın hamile karnını Kinder Surprise çikolatada vardı. Öyle boyamış evet. Tinder Surprise yazmış. Evet. Yani Tinder aslında günübirlik e, tanışma sitesi diye böyle aşağı indirilen bir şey ama oradan tanışıp evlenip çocuk yapan insanlar var. Sürer sürmez kimse için belli değil. O yüzden kimse bundan yani arayışta olmaktan kimse utanmasın Her yalnız eşini arıyor. Nerede aradığı da çok önemli değil. Yani gidip bir barda tanışacağını ben sosyal medyadan tanışırım bir de bütün fotoğraflarına bakarım yaşamında birazcık anlarım diye düşünüyor. Hatta daha garantili bir yöntem. Fakat diyelim ki olmuyor. Olmuyor kardeşim olmuyor. Komşun evleniyor Tinder'da sen kalıyorsun Minder'da. Yani <gülüyor> <gülüyor> Minder'de. <gülüyor> Ama diyelim ki böyle bir şey. Ben dedim ki flörte kendini kapat. Flörte kendini kapat ne demek? Ama bunu nereden biliyorum? Yine YouTube sağ olsun. Bak çok faydalı. Evet. YouTube'da yine yabancı kaynaklar. <laughs> Çünkü burada satacağım ya yabancı kaynaklar. <laughs> doluk dolu. Bak 8-9 tane video izledim. E, dating burnout diye geçiyor. Erdem'e de anlattım hatta bunları. Dating burnout. Flörtten tükenme. Yapılması gereken. Tükenmeyi anlattım. Yoruldun. Adam yok dedin. Umudunu kaybettin. Hayat o kadar kötü bir yer değil. Güzel bir şey olabilir. Ama sen sürekli aynı enerjide dönersen olacak olana da bu da böyledir nasıl olsa diye sen de ön yargılı davranıyorsun. O enerji kısır döngüde dönüyor. Diyor ki diyor ben de diyorum. Şimdi yapıyorum diyetteyim bu arada. Haberin olsun. E, yapıyorum. E, çünkü enerji temizlemek gerekiyor. Ne yapıyorum? E, sadece yok diyeme yazana cevap verme. Yok işte Tinder'da adam arama değil. Her şeyi bir kapatıyorsun. Ve flört. flört nedir? Bir tane hoşlandığın biri de olabilir. Onun bir tane sana DM'den cevap yazmasını beklersin. Birisi yorum yapsın diye beklersin. Bu arada o ne güzel heyecandır. Yaşamıyorum ya şu anda. Evet, yani hiç yaşamıyorum. Yani. Uzun zamandır yaşamıyorum. Bakma. Ee, ay keşke o işte benim hikayemi gördü mü falan. hani ay, Evet. Ya da gönderme yaparsın. WhatsApp profiline koyarsın falan. Gönderme yaparsın. Gördü falan diye sevinirsin. Ben de o yok. Onları bile o, o küçük acıları bile özlüyorum. Ama tabii. E, Diyelim bunu bunu düşünüyorsun birisi için. Baktın mı falan. O hissi de yok edeceksin. Hiçbir şeye bakmayacaksın. burada ben hikayeden kimseyi göremem yani. Bir milyon kişi takip ettiği için hani hikayede o heyecanlarım zaten benim ölmüş durumda. Yazık bana ya. Vallahi çok acıdım ya. Yani. Bana bakın mutlu olun işte. <laughs> ee, ama her şey diyor kendini kapatacaksın. Aynen bunu zaten sosyal medya üzerinden anlatıyor anlatan kaynaklar. Yeni çağın sorunu çünkü. Hiç kimseden mesaj beklemeyeceksin. Mesaj attı diyelim sana, yani çok böyle daha flört tanışma devresinde falan. Cevap vermeyeceksin, umursamayacaksın ya da flörte kendimi kapatacağım. Minimum 15 gün, maksimum 3 ay diyor. 15 günde bir cacık olmaz diye düşündüğüm için ben 3 ay flörte kapat. Neden flörte kapatıyorsun bu arada? Daha iyi flörtlere, yani ön yargıların temizlensin diye. Şimdi ben haftada bir biriyle tanışıp haftada bir yemek yersem o yemeğin sonunda da yok ya bundan da bir çocuk olmaz diye düşünürsem yavaş yavaş umudunu yitiriyorsun. Halbuki 3 ay böyle pari kitap okuma bildiğin diyettesin yani. Bir kitap okuma, müzik dinleme, denize girme, 9 gün tatil yaptım. Dedim yan, böyle yanmasa bile gözümü bakmayacağım. Bana birisi bir gelirse ki oluyor, tanıyanlar oluyor falan. Birisi bir küçük küçük yürüyorlar bana. Herkese böyle bacı kardeş muhabbeti yapacağım ve kimseden bir medet ummayacağım, kimseye de o medeti vermeyeceğim diye diyetteyim şu anda. Peri padişahın oğlu gelse bakmayacağım. Nasıl fikir? Bence Çünkü güzel. güzel fikir. Neden? Bunu da ya yani bunu tavsiye ediyorlar zaten. Bunu da bu flörtten tükenmiş kadınlara ve erkeklere bak erkekler de tükenmiş. Evet. Erkekler de hani erkek isterse oluyor ya flört. Erkek de istediğini avcı avcı konumunda ya erkek istediğini çabuk elde etmekten yorulmuş bir türlü heyecanlı gelmiyor. Çünkü herkes flörte aç günümüzde. Ee, ve yorgunluk istemiyor. Hemen yorulunca kaçıyor o ilişkiden erkekte kadında. O yüzden güzelce böyle tertemiz yapıp ha böyle yeni doğmuş bebek gibi Dünya tertemiz bir yer. Uzun zamandır da kötü enerjiye maruz kalmadım. Bu da olmadı, bu da olmadı, bu da olmadı diyeceğimiz. Zaten hiçbir şey olmasını beklemiyordum. Hiçbir şey olmayacaktı. Ben 3 ay sonra, 3 ay sonra ama Olay bittiği gün yeni birisi gelecek demiyorum. Düzgün bir flörte hazırlanabilmek için belki kimler vardı düzgün de eledim herkese ön yargım yüzünden. Yani Aman bu erkekler günümüzde böyle zaten diyerek belki çok doğru bir adama bu da böyledir zaten diye kestirip atmışlığım da vardır. Kadınlar yapıyor bunu. Ufak bir hareket görünce bozulmalar başlıyor artık. Hmm, bu da geçen seferkine benziyor. O geçen seferkileri unutacak kadar ara verirsen, o geçenleri unutacak kadar ara verirsem flörte ama düzgün yapsınlar ben çok düzgün yapıyorum. Yok yani yok erkek sinek sıfır. yok sıfır. Böyle olursa eğer e, ben de sonucunda e, mutlu olursam ve bir flörtte en azından üf be bu da olmadı falan diye düşünmem ya da evreni suçlamazsam bu konuyla ilgili anlayacağım ki bana iyi gelmiş. Böyle tertemiz aşkım kapışmakla da konuşuyoruz böyle tertemiz o da onu da tavsiyesidir tertemiz bir şekilde sayfa açıp hayata yeni doğmuş, hiç flört yaşamamış gibi bakarak, bu enerjilerden arınarak tükenmişliği yok edebileceklerine inanıyorum. Ben o diyetteyim, sonuçlarını paylaşırız. Diyet ne zaman bitiyor? Tarihi var mı? Diyet benim normal yemek diyetimle birlikte başlıyor, birlikte bitiyor. Yani ikisini de yapamıyorum. Diyet, ben Eylül sonuna kadar diyetteyim. Evet, o zaman Diyet bitince görüşürüz. Evet diyelim. ne olur düzgün bir aday varsa şimdi gelmesin. <laughs> düzgün bir aday varsa alta yorum alın. <laughs> evet ama bir beklesinler ya. <laughs> Dayanamıyorum diye. Herkesi öpüyorum. Kimse hiçbir şey için tükenmesin tamam mı? Her şeyin içerisi var.